Efendim. Şimdi beni ilgilendiren daha ziyade şu tarafı. Şimdi anlatıyorsun gerçeklerden. Şimdi bunu gözümüzü kapatamayız. Nakşibendiye bağlı olduğu isim koyuyorlar. Bahsediyorsun her şeyinden, Allah'la kul arasına şeyh giriyor. Onun üzerinden o ibadetini gerçekleştiriyorsun. Neyse. Din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde. Dünyada da birçok belgeselde izledik. Bunun birçok örneği var. Sadece bizim ülkemize has bir yöntem değil. Ama Bu devletin tarikat. içine Ha, sızmak başka şimdi bir şey. şimdi mesele bu. Bütün bu incelemelerinde Fethullahçı yapılanmaya, onların cemaat, bunların tarikat olması dışında, onları da bir kenara koyarak söylüyorum. Bir benzerlik var mı gidişatlarında? Yani öyle bir şey görüyor musun? Devletin yine hafif Şöyle. kalması, müdahale etmemesi, eğitim öğrenme, onlara bir bağımsız alan tanıması, oraya müdahale etmemesi, kanunu kitabı uygulamaması. Çünkü beni en büyük rahatsız eden şu. Eğer bunlar akıllarını kiraya veren insanlarsa, onlar ne derse yaparlarsa, devletle iyiler, devletle ilişkileri iyi diyerek sırf buna bağlı olarak kardeşim bunlardan devlete millete zarar gelmez deyip de aynı Fethullahçı döneminde yapılan açıklamaların arkasına sığınıp da devlet kontrolü kaybederse, eğitim öğrenimde gözetimi denetimi eline alamazsa, o zaman yine ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz olacak. Devletten büyük güç olabilir mi? Çünkü siz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğinizde millet devlete kamu kudretini kullanma yetkisini veriyor. Bir başkasına değil. Bu verilirken de birilerine ayrıcalık tanımıyor. Siz devletin içinde kadrolaşıyorlar mı, Yani örgütleşiyorlar mı, onu çünkü bir güç soruyorsunuz. haline geliyorlar ve ister istemez kontrol edilemiyorlar ve daha sonra devletin büyük müdahalesine maruz Evet, kalırlar. mesela Yani yargının içinde olduğu söyleniyor. Öbür tarafta bunlar biz duyuyoruz yani. Duymuyor bakanlıkların değiliz. içine sızdıkları, ama mesela askeriyenin içine sızıyorlar mı? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı? Mesela eğer bu kadar sızıyorlarsa, bu kadar sızıyorlarsa da benim merak ettiğim şey 15 Temmuz'da boomerang gibi dönüp kendini Bakın, vuran bir şeye söyle, neden hayır. buna İpek izin abi şöyle verdi? söyleyeyim size. İş ilişkilerinin olduğu, güçlerinin olduğu, müdahale edebildikleri bir bakanlık üzerinden açıklama yapıyor. Ben de diyorum ki devlet dediğiniz el ayağı olan bir yapı değil. Onu idare eden insanlar var. Değişik sahiplerle göz yumuyorlarsa büyük hata. Din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde yaşamalarında sıkıntı yok. Ama bunlar kanun kitabın denetimsizliğin Yani kanun kitabının üzerine çıkıp denetimsizlik olursa, şeffaflık olmasa, müdahale edemezsek, oradaki öğrencileri, gençleri alıp gerçekten devletin anayasasına, kanununa, kitabına uygun yetiştirmelerini sağlayamazsak, akıllarını kiraya verirlerse, emir talimatları başka yerlerden alırlarsa, o devletin, milletin hiyerarşik yapılanmasının dışına çıkarlarsa, biz bunlara şöyle bakamayız. Bunlar devlete efendim yararlı veya devlete bağlı tarikatlar, cemaatler. Bunlar devlete düşman. Böyle bir ayrışmanın için tamamen imha etmek, tamamen bertaraf etmek belki mümkün değil ki, öyle de olsun istemem, din ve vicdan hürriyetini yaşasınlar. Ama daha önce örnekler, ki en yakın örnek 15 Temmuz tarihi yakınımızda, yere göğe koyulamayan insanlar ondan sonra bu ülkeye, bu millete ihanet etti. Bunu ben söylemiyorum. Yargı kararları söylüyor, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporları söylüyor, her şeyi söylüyor. Ve bu göstere göstere geldi. Evet. Ve göstere göstere geldi. Şimdi aynı sıkıntı. Benim en önemli dikkat aldığım husus şu. Anayasanın gereklerinin kurallarının uygulanması tahtında anayasanın 42. maddesindeki eğitim, öğrenim, birliği konusunda ne yapılıyor kardeşim? Devletin denetim ve gözetimi var mı? Kontrol edilebiliyor mu? Bunların kazançları kontrol edilebiliyor mu? Onların din ve vicdan hürriyeti içerisinde yaşadıklarını ben kabul etmiyorum. Ama o yaşayabilirler. Zarar vermiyorlarsa yaşasınlar. Hiç önemli değil. Öyle inançlarını tesis etsinler. Şeyhine inansın. Şeyhinin inancının üzerinden dinini yaşasın. Bir şey diyemem ben. Ama benim inancımda, benim dinimde, benim bağlı olduğum dinde Allah'la kul, ben kulsam arama kimse giremez. Ha, bir yol var. O yol Türkiye Cumhuriyeti'nin seçtiği bir yol var. Bir anayasası var. Cumhuriyetin nitelikleri var. O yol, o yol. Ama onların seçtiği yol, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu memleketin yolu değilse, bizim onlarla yolumuz aynı gitmez. Evet. Aynı olamaz. Teşekkür ederim.